Değerli izleyiciler, bugün sizlere Cırtlan adlı Azerbaycan nağılını Azerbaycan lehçesiyle danışmaya çalışacağım. Cırtlan. Bir var idi, bir yok idi. Bir balaca kent var idi. O kentte bir balaca uşak yaşıyordu. Uşağın adı Cırtlan'dı. Cırtlan'ın bir de koca mı koca bir koca nenesi var idi. Bir gün Cırtlan mahallede uşaklarla oynayır ve uşaklar Cırtlan'a der ki, Cırtlan gel gidek meşeye odun yığma. Cırtlan der ki, evvelce gidek benim için nenemden icazı alak. Uşaklar gidirler nenenin yanına. Cırtlan nenesine der ki, nene nene ay nene, benim için icazı ver de meşeye odun yığma gedek. Nenesi deyir ki, evvelce menüm yağlı çöreğimden yersiz, sonra gedebilirsiniz. Uşaklar yağlı çöreğin hamısını yeyirler ve yola koyulurlar. Az cedirler, düz cedirler, dere tepe düz cedirler. Cırtlan yorulur ve uşaklara deyir ki, uşaklar, uşaklar, ay uşaklar, ben yorulmuşam, beni sırtınıza alın. Benim nenem size yağlı çörek verdi. Uşaklardan biri Cırtlan'ı sırtına alır. Gene gedirler, 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 az gedirler, düz gedirler, dere tepe düz gedirler. Meşeye odun yığma tapırlar. Çatırlar. Başlıyorlar odunu yığma. Yığırlar, yığırlar, yığırlar. Tabi bu arada Cırtlan yine hiç ne eylemir. Öylece oturup durur. Azerbaycan lehçesinden şeye kaydı. Bucak şivesine. Araya gari imariyi de sıkıştırırım. Cırtlan hiç ne eylemir. Sürekli uşaklar odunu yığır ve Cırtlan uşaklara gene der ki, uşaklar, uşaklar, ay uşaklar, nenem size yağlı çörek vermiştir, benim de odunumu yığın. Uşaklar Cırtlan'ın da odununu yığırlar. Yığırlar, yığırlar, yığırlar. Hava garanlaşır. Garanlıklaşır. Cırtlan uşaklara der ki, uşaklar gelin gedek, hava garanlıklaşır. Uşaklar yola koyulurlar, yoldan çatırlar. Yolu kaybetmek nasıl denir? Yollarını hazırlar. Gedirler, gedirler, gedirler. İçi yol ayrımına gelirler. Uşaklar. Yolun biri karanlık it ürür, diğeri aydınlık. Uşaklar tabii ki de aydınlık yolu seçirler. Aydınlık yoldan gedirler, gedirler, gedirler. Bir tane eve tapırlar. Çatırlar. Başlarlar evin kapısını dövmeye. Evin kapısını kocaman bir div açır. Div uşakları görünce çok sevinir. Çünkü div çok açtır. Onları yemeği kararlaştırır. Tabii ki de bunu çocuklara söylemez. Uşaklar dibe deyir ki, biz yolumuzu azmışak. Bize çentin yolunu gösterir misin? Div deyir ki, uşaklar karanlık olmuştur. Gelin siz benim misafirim olun. Yarın seherde gidersiniz. Uşaklar kabul edir. Divin evine girerler. Div uşakların karnını doyurur, otağlarına götürür yatmaları için. Uşaklar yatır. Div bir saat sonra gelir, kapıdan uşaklara seslenir. Kim yatmış, kim uyak?
cırtlan deyir ki, ham yatmış cırtlan ayak. Div gedir. Bir saat sonra tekrar gelir. Gene der ki, kim yatmış, kim uyak? Cırtlan der ki, ham yatmış cırtlan ayak. Cırtlan bu kez durumu anlar ve uşakları uyandırır. Uşaklar, kalkın yedek, bu dev bizi yemek istiyor. Uşaklar kalkırlar, evin penceresinden kaçırlar. Yolu izleye izleye sehere yakın kente çatırlar. Cırtlanın sayesinde uşaklar divin elinden kurtulmuştur. Gökten 3 elma düşer. Biri izleyicilere, dinleyicilere, ikincisi bana, üçüncüsü de bu masalı bana öğreten Azerbaycanlı en yakın arkadaşıma. Bu masaldan çıkaracağımız kıssadan hisse. Yaptığımız iyiliği insanların başına kalkalım. İyilik yapıp denize atmayalım. Birisine bir iyilik yapıyorsak bunun karşılığını misliyle alalım. Tıpkı cırtlanın yaptığı gibi. Şimdi o uşakların mahki haline bir yağlı çörekten dolayı uşakların burnundan getiren, burnundan fitil fitil getiren cırtlan kim bilir şimdi, keşke hikayenin gerisi de olsa bana bu kadar anlatıldı. Kim bilir cırtlan uşaklara neler neler yapıyor. Kim bilir. Bir yağlı çörekten dolayı, ay beni sırtınıza alın, ay benim de odunumu yığın. Neler neler yaptı. Nenem size yağlı çörek verdi diye. Şimdi ben sizi divin elinden kurtardım, ödevimi yapın der. Demez mi der. Elinizdeki çikolatayı bana verin der. Ben sizi divin elinden kurtardım, çikolatanızı verin, evinizi, arabanızı verin. Her şeyi der. Her şey beklenir bu cırtlanla. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Esen kalın.